Merhaba arkadaşlar, Umut Gör Videoları kanalındasınız. Bugün sizlere harp Türkiye'de denendi mi ve harp deprem üretebilir mi sorularına bir yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle harp projesinin Türkiye'de denendi mi sorusuna bir cevap bulmaya çalışalım. Bu konuda uzman isimler böyle bir durumun imkansız olduğunu her seferinde açıklamışlardır. Ancak birçok insan 17 Ağustos'ta ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin harp ile yapıldığını söylemektedir. Depremi yaşayan insanların söylediklerine göre 17 Ağustos 1999 depreminden bir gün önce 16 Ağustos 1999'da bir Amerikan gemisinin Kocaeli sularına geldiği söylenmektedir. 23 yıl sonra da 5 Şubat tarihinde aynı şekilde bir Amerikan gemisinin Kahramanmaraş'a geldiği söylendi. 17 Ağustos 1999 depreminden önce insanların söylediklerine yani iddia ettiklerine göre havanın aşırı derecede sıcak olduğunu, çimlerden duman geldiğini, gökyüzündeki yıldızların aşırı derecede yakın olduğunu belirttiler. Deprem sırasında yani saatte 03.02 gösterdiğinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gerçekleşen deprem sırasında denizden bir ateş topunun yükseldiğini de aynı zamanda yaşayanlar açıkladı. Bu konu üzerine anlatılmış birçok bilgi var ancak bulabildiklerim bu kadar. Peki asıl mevzuya gelelim. Türkiye'de yaşanan Gölcük ve Maraş depremleri harp ile mi yapıldı? Uzmanların aktardığına göre bir depremin olabilmesi için tonlarca megatonluk atom bombasının patlatılması gerekiyor. Harpın gücü bu denli büyük bir depremleri yapabilmesi imkansızdır. 17 Ağustos 1999 depremi ve daha sonrasında yaşanan birçok depremin bazıları Kuzey Anadolu fay hattı üzerine yaşandı. 1999 depreminin uzun sürmesi, bilançonun ağır olması harpın muhteşem gücünden kaynaklanmaz. O bölgede zaten o tarihlerde bu deprem beklentisi vardı. Binaların çökmesi, yapıların sağlam olmaması tamamen müteahhitlerden ve dandik malzemelerden kaynaklı oluyor. Bir diğer sorumuz ise harp deprem üretebilir mi konusu ile ilgili. Harpın ne işe yaradığını kısa bir şekilde açıklamaya çalışayım. Harp, Türkçe karşılığı yüksek frekanslı etkin güneysel araştırma programı olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde bulunan bir projedir. Uzman isimlere göre bunun amacı füzeleri havada imha etmek, toprağın altını incelemek, denizaltılarla haberleşmeyi kolaylaştırmak ve büyük bir alandaki tüm haberleşmeyi kesmek gibi çok çeşitli amaçları da vardır. Amerika'nın en ünlü jeofizikçilerinden birine göre ise bu teknoloji iklimleri değiştirmek, ozon tabakasıyla oynamak, deprem yaratmak, radyasyon yayma, termonükleer patlamalar yaratmak gibi korkunç bir güce de sahipmiş. Harp, ionosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir. Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır. Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar yetkililerin yaptığı açıklamalara göre gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme gibi işlemler yapmaktadır. Yani kısacası az önce harp deprem üretebilir mi diye bir soru vardı. Biz de bu soruyu cevaplamaya çalıştık. Umarım ki iki soruyu da düzgün şekilde cevap verebilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin gelmesi için de aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.